Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri yoktan var eden, nimetleriyle perverde eden, yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya kadar yolumuzu aydınlatan bütün peygamberani izama salat ve selam olsun. Sözlerimin başında bağrından büyük bir Kur'an hizmetkarını, büyük bir alimi, cihan şumul bir alimi, büyük bir iman muallimini çıkaran Nurs Karyesi'nin bütün halkına selam ediyorum. Ebediyete irtihal eden bütün büyüklerine rahmet diliyorum. Berhayat olan kardeşlerime sıhhat ve afiyet diliyorum. Bu dağları, içinde bulunduğumuz coğrafyanın dağlarını, ovalarını, mağaralarını bir medreseye dönüştüren, Horhor hor Medresesine dönüştüren Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Yüce Rabbimiz kendisine rahmet eylesin. Ve kalplerinde iman ve Kur'an sevgisiyle bugün bu toplantıyı teşrif eden aziz kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok kıymetli yol arkadaşları. Milletimizin, ülkemizin dini hayatına, manevi hayatına, fikir ve düşünce hayatına emek veren çok kıymetli büyüklerimiz. Öncelikle sizi hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize olsun. Bugün ben de bir vakti merhunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben de huzurlarınızda 64 sene önce benim medrese arkadaşım, benim ders halkasında kardeşim, benim uhuvvet dairesinde hakiki kardeşim dediği merhum Ahmet Hamdi Akseki'nin min gayri haddin hasbel kader halefi olarak onun geciken cevabını 64 sene sonra sizlerle paylaşmak üzere huzurunuzda olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli kardeşlerim. Tabii şekilde tanzim edildiği için bir şey diyemiyorum. Çünkü ben de arkamı bazı kıymetli zevata vermiş durumdayım. Üstelik biz üstadın prensiplerine aykırı olarak da biz gölgede koltuklarda oturmuşuz sizler de güneştesiniz. Benim elimde değil. Önce kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ama ben bugün sizlerle tam da bugün alemi İslam'ın en çok ihtiyaç duyduğu ama 80 yıllık hayatının tamamını vakfettiği yüzlerce müjdeden, yüzlerce ilkeden, prensipten sadece üç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an hakikatlerini bize anlatan bütün Risale-i Nur külliyatını okuduğunuzda Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan bütün eserleri okuduğunuzda ki bu ifade Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bütün raporlarında geçen ifadedir. Daha önceki bir konuşmamda da ifade ettim. 1900 40'lı yıllardan, 50'li, 60'lı yıllardan bugüne kadar çeşitli mahkemeler Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat ederek bilir kişi raporu talep etmişlerdir. Bu bilir kişi raporlarının tamamına baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mahkemelere gönderdiği Hiçbir raporda Risale-i Nur'larla ilgili menfi bir tek kelimenin yer almamış olmasını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarihine altın harflerle yazılması gereken bir hakikat olduğunu ifade etmek isterim. Her defasında şu ifadeye yer verilmiştir. Risale-i Nur'lar Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetinde olup genç nesillere iman hakikatlerini anlatmak üzere kaleme alınmış eserlerdir. Bütün din işleri yüksek kurulu raporları elimizdedir ve bütün bu raporlarda böyle ifade edilir. Ancak bütün bu eserlerden bilhassa bugün İslam dünyasında hem ülkemizde hem de bütün İslam dünyasında bütün Müslümanların ihtiyaç duyduğu üç tane önemli konuyu size seçtim, onları paylaşacağım. Birincisi, Müslümanlara 80 yıllık hayatı boyunca her eserinde, her satırında, her sözünde ve her davranışta aşıladığı umut, Bediüzzaman Said Nursi'nin gelecek nesillere en büyük armağanlarından bir tanesidir. O hep ümit var olmuştur. Birinci Cihan Harbi'nin o zor zamanlarında, Müslümanların tesbih tanesi gibi dağıldığı zamanlarda, İslam dünyasının her tarafında varlık mücadelesinin verildiği zamanlarda, insanların ümitlerini kaybettiği zamanlarda, o şöyle haykırmıştır. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Bugün neden bunu ifade ediyorum? Öyle bir zamandan geçiyoruz ki İslam'ın yeryüzündeki varlığı bir güvenlik ve meşruiyet sorununa dönüşsün diye çaba gösteriliyor. Yeryüzüne eman ve selam getiren bir din yeryüzünde emanın ve selamın önünde engel olarak gösterilmek isteniyor. Böyle bir dünyadan geçiyoruz. İşte böyle bir dünyada dahi her biriniz Etrafınızdaki bütün gençlerin kulağına etrafımızda olup bitenlere bakmayın. İslam dünyasında ortaya çıkan, İslam adına ortaya çıkan bütün tethiş hareketleri, uydu hareketler, bütün istibdatlar, bütün zulümler ve o zulümlerin gölgesinde ortaya çıkan bütün hareketler sizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. İstikbalde en gür seda yine İslam'ın sedası olacaktır. Çünkü o çünkü İslam fıtrat dinidir. Çünkü İslam kainatın dinidir. Çünkü tabiat Müslümandır. Çünkü kainat Müslümandır. Daha çocukken Nur'sta bir rüya görür. Rüyada Ararat Dağı infilak etmiştir. Ararat Dağı infilak etmiştir. Buradan hayırlı bir tabir çıkarır. Yusuf'un Yusuf'a öğretilen Tevilül Ahadis'ten bir yorum getirir ve annesine şöyle hitap eder. Ana korkma. Allah Rahim ve Kerim'dir. bu rüyadan uyandığında daha bir çocukken kendi kendine diyor ki anladım anladım ki büyük ve umumi bir infilak olacak. Henüz birinci dünya savaşı yok. ikinci dünya savaşı yok. Henüz Müslümanların vahdeti ortadan kalkmamış. Anladım ki büyük ve umumi bir infilak olacak. Kur'an'ın etrafındaki bütün kaleler yıkılacak. Kur'an yine kendisini müdafaa edecek. Ben o gün söz verdim. Gençler, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Nursa geldiniz ve Anadolu'nun en ücra köşelerinden bir tanesinde dağların arasına sıkışmış böyle bir kariyede, böyle bir beldede o gün o çocuk bakın ne diyor. Ben o gün söz verdim. Bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bütün dünyaya duyuracağım. Ve duyurmaya devam ediyor. Daha sonra Arkadaşları onu bu noktada tenkit edeceklerdir. Bu kadar iyimserlik, bu kadar ümit var olmak, bu kadar büyük müşkilatın arasında nasıl bu kadar ümit var olabiliyorsun? İfrat ediyorsun dediler. Hayali hakikat görüyorsun dediler. Bizi de teçhil ve tahkir ediyorsun dediler zaman ahir zamandır, gittikçe daha da fenalaşacak dediler. Ama o ne dedi? Ümit muallimi, istikbalin gençlerine ümit veren muallim, bakın ne dedi? Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedenni dünyası olsun? Öyle mi? İşte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum diyor. Arkasını onlara dönüyor. Ben de müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Şu büyük umuda bakınız. Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane nurun sözünü dinleyen ve bir nazari hafi hafi gaybi ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Bir kısmı sağımda ve solumda duruyor bu isimlerin. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız. Sadak te Ve böyle demek sizlere borç olsun. Ne muhteşem bir umut muallimliği bu. Şu muasırların varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. Mezar olarak neyi kastettiğini aslında bugün sizin buradaki varlığınız ifade ediyor. Mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve horhor hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız, mezarımızdan heniyenlekum, Heni lekum sedasını işiteceksiniz. İşitiyor musunuz? Elhamdülillah. Genelde biz Müslümanlarda doğru bildiğimiz bir yanlış vardır. <laughs> doğru bildiğimiz yanlış sürekli maziyi tebcil etmek, sürekli maziyi temcid etmek, sürekli maziyi taziz etmek, hali, hazırı ve müstakbeli de kötülemek gibi yanlış bir hatamız var. Bu hatamızı şöyle düzeltiyor Umut Muallimi. Eskiler bizden ala ve bizim gibi gelenler bizden daha fena gelecekler. Böyle denildi kendisine. O da buna şöyle cevap verdi. Ey Türkler ve Kürtler. Hitap manidar. Acaba şimdi bir miting düzenlesem, bir miting yapsam sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evladınız, evlatlarınızı şu gürültühane olan asri hazır meclisine davet etsem. Acaba sağ tarafta sağ tutan, saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi o iki asır sonraki gençlere? Hey miras yedi yaramaz çocuklar, neticeyi hayatımız siz misiniz? Heyhat, bizi akim bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız, epter kıldınız. Hem de sol safında duran ve şehristani istikbalden gelen evlatlarınız, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki, ey tembel pederler, siz misiniz hayatımızın sura ve kübrası? Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtağımızın haddi evsatı? Heyhat, ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşahabeli bir kıyas oldunuz. Ondan sonra şöyle diyor. Ey bedevi göçerler, ey inkılap softaları, manzarayı hayal üstünde gördünüz ki şu büyük mitingde iki taraf da sizi protesto ettiler. Umut vermeye devam ediyor. 1915 yılında, 1915 yılında genç bir delikanlı, bir alim, genç bir alim, tam da İslam dünyasının bugünlerde olduğu gibi zor zamanları. Şam Ümeyye Camii'nde genç bir alim. Karşısında 300 büyük alim ve saf saf tutmuş cemaat. Umut Muallimi orada da o zor zamanlarda Şam Ümeyye Camii'nin minberinden Müslümanlara umut aşılamaya devam ediyor. Ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayati İçtimaiye Medresesinde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide, istikbalde, istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu ustada durduran ve tevkif eden altı tane hastalık var. Aslında ümit var mı olmanın şartlarını sıralıyor burada. Altı tane hastalık istikballe konuşan alim yazdıkları tam da bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz hususlar. Altı hastalık, yesin içimizde hayat bulup dirilmesi, yani ümitsizlik, ümitsizliğin içimizde hayat bulması, sıtkın, sadakatin, hayati içtimaiye-i siyasiyede ölmesi, doğruluk ilkesinden müslümanların uzaklaşması 3 adavete muhabbet yeryüzünde muhabbet duyulmayacak bir şey varsa o da adavet. Adavet duyulacak bir şey varsa o da adavet. 4 ehli imanı birbirine bağlayan ruhani nurani rabıtaları bilmemek Bizi ne muhteşem rabıtalar birbirimize bağlıyor ama farkında değiliz. 5. Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 6. Menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Bu altı hastalık bugün de İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı en büyük hastalıklar değil mi? Şam sokaklarında, Musul'da, Bağdat'ta, Kahire'de olup bitenlerin sebeplerini başka dünyalarda aramaya gerek yok. O hastalıklar bizim içimizde. Her şeyle de evvel bize lazım olan nedir? Doğruluk. Daha yalan söylememek. Sonra sıdk, sadakat, ihlas, tesanüt. Neden? Neden? Çünkü küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır? Bu aynı zamanda Resul-i Ekrem'in muhteşem bir hadisinin tercümesidir. Aleykum bis sıdkı fe inne sıdkı yehdi ilel birri fe inne el birra yehdi ilel cenneh. İyyâkum vel kezibe innelkedi ve Yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ile Nar doğruluktan ayrılmayın Çünkü doğruluk sizi iyiliğe götürür İyilik sizi cennete götürür yalandan uzak durun Çünkü yalan sizi kötülüğe günaha götürür kötülük sizi cehenneme götürür Aziz kardeşlerim paylaşmak istediğim ikinci prensip Birincisi ümit var olmak. Müslüman asla umudunu yitirmeyecek. La taknatu min rahmetillah fehvasınca umutsuzluk en büyük günahtır. İkincisi ise bugün en çok muhtaç olduğumuz bütün Müslümanların nur talebeleri de dahil kendisini bu mesleğin erbabı yolcusu olarak tarif eden bütün kardeşlerimiz dahil hepimiz dahil üzerinde durmamız gereken durduğu en önemli husus ihlas. İhlas, ihlas. Her 15 günde mutlaka okunmalıdır dediği İhlas risalesinde talebelerine en büyük dersi ve erdemi öğretir. Ve şöyle hitap eder: Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususen uhrevi ve manevi hizmetlerde en mühim bir esas ihlastır. En büyük bir kuvvet ihlastır. En makbul bir şefaatçi İhlasdır, samimiyettir. En metin bir noktayı istinat ihlastır, samimiyettir. En kısa bir tariki hakikat ihlastır, samimiyettir. En makbul bir dua-i manevi ihlastır, samimiyettir. En kerametli bir vesile-i makasıt ihlastır, samimiyettir en yüksek bir haslet. ihlastır, samimiyettir. En safi bir ubudiyet, ihlastır, samimiyettir. Temim girdi Allah Resulü'nün huzuruna. Sonradan Hristiyan bir din bilginiyken, Müslüman olmuş temim eddari, Resul-i Ekrem'in Mescid-i Nebevisi'ne girdiğinde, o minberdeydi. Ona sordu, ve mel İslamu ya Rasulallah, ve mel Dinu ya Rasulallah. Dinu an Nasiha, Dinu Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir buyurdu. İşte her şeyi özetleyen cümleler. Tabii ki samimiyetin merkezinde rızayı bari olacak. Kişisel menfaatler, güç tutkuları devreye girmeyecek. Güç sevdası olmayacak. Hiç kimse kendisini davanın sahibi gibi görmeyecek. Hiçbiriniz dinin sahibi değilsiniz. Hiçbirimiz dinin sahibi değiliz. Hizmetkarıyız. Eğer o razı olsa, haddimi aşıyor muyum? Süre, lütfen çok, çünkü güneşte yananlar var. Ben... Eğer o razı olsa, bütün dünya kesse ehemmiyeti, küsse ehemmiyeti yok. Böyle diyebiliyor musunuz? İhlas bu. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok o razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. İnsanları razı etmek uğruna Rabbine sırt çevireni Allah rezil ve rüsva eder. Bunu unutmayın. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerekir. Aziz kardeşlerim, İslam dünyasının içine düştüğü ihlassızlığı da o zaman şöyle haykırarak ifade eder: İşte ey musibet, musibet zede ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashabi hakikat bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rızayı bariyi rızayı ilahiyi münhasıran gayeyi maksat yapmadığınızdan ehli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine sebebiyet verdiniz. Bu cümle bugün yazılmış gibi ama hepimize umur diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmaz, olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye o çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden, ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahame münakaşa müsabaka sebebiyle gıptaya sonra kıskançlığa düşerler. Dünyada bir şeyi vahide çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. etmektir. Bu cümlenin bir daha altını çiziyorum. Dinleyin lütfen. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerinizi kendinizde tasavvur edip Onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. İman kardeşliği bunu gerektirir. Ehli tasavvufun mabeyninde iki kavram var. Fena fi şey, fena fir rasul. Ben sufi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suresinde güzel bir düsturdur. Ama yol arkadaşları, talebeleri huzurunda ifade etmek istiyorum. Ben buradan bu fenafil ihvan ifadesinden herhangi bir gruba, bir cemaate, bir fırkaya, bir mezhebe, bir meşrebeye bağlılıkta ihvanı asla kastetmediğini sadece Dini mübini İslam'da kardeşliği kastettiğini anlıyorum. Bu sadece nurculukta, sadece Süleymancılıkta, sadece şuculukta, sadece bu, buculukta, şu tarikatte, şu cemaatte kardeşlik değildir. O kardeşlikler asla İslam kardeşliğinin önüne geçemez. Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine asla bina edilemez. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyati nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyet ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Kardeşlerim, son üçüncü husus Demek ki bugün size getirdiğim hasbel kader min gayri haddin Ahmet Hamdi Akseki'nin min gayri haddin halefi olarak o büyük eserlerden size getirdiğim üç mesaj var. Biri umut var olmak, biri ihlas ve samimiyet, üçüncüsü ise birlik, beraberlik, kardeşlik ve tesanüt. Yani tevhidi imani, tevhidi kulub ister. İmanda tevhid, kalplerde tevhidi. Vahdeti itikat dahi, vahdeti içtimaiyeyi iktiza eder. Bugün yaşadığımız en büyük sorun, neden tevhidi imanla birlikte tevhidi kulub yok? Neden vahdeti itikatla beraber, neden vahdeti içtimaiyemiz yok. Mesela her ikinizin halıkınız bir, yaratıcınız bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, 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 bir bine kadar bir. Herhalde Türk dili edebiyatçıları bunu Türk dilinin gücü olarak ancak ifadeyi burada bulabilirler. Başka bir kitapta bulamazlar. Her ikiniz derken burada yine tam da 40 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır kardeş kanının döküldüğü bu toprakta yaşayan insanlara hitap ediyor. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, 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 yüze kadar bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz, basit ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esvabi muhabbete karşı bir istihfaf, ve münasebati uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın. Bu kadar açık. İttihadi İslam dediği bazı eserlerinde ise İttihadi Muhammedi olarak adlandırdığı Müslümanların birliğini şöyle tavsif eder onunla bitiriyorum. Şarktan garba, cenuptan şimale uzanan bir silsile-i nurani ile merbut bir dairedir. Müslümanların birliği, vahdeti, ittihadı. Dahil olanlar da bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Şimdi milyarları bulan Müslümanlar. Bu ittihadın ciheti vahdeti ve irtibatı tevhidi ilahidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şarktan garba, cenubtan şimale bütün müminleri birbirine bağlayan en büyük rabıtadır bu. Peyman ve yemini imandır. Müntesipleri kalu beladan dahil olan umum müminlerdir. Defteri esmaları levh-i mahfuzdur. Bu ittihadın naşiri efkarı umum kütüb-i İslamiyedir. Bütün İslami kaynaklardır. Sadece bir kitap değil. Bütün alimlerimizin dini mübeni İslam'ı ebediyete kadar yaşatmak için yazdığı bütün büyük eserler. Günlük gazeteleri de ilahi kelimetullahı hedefi maksat eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri, cami ve mescitler ve dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de harameyn şerifeindir. Böyle cemiyetin reisi Fahri Alem Muhammed Mustafa'dır. Ve mesleği herkes kendi nefsiyle mücahede yani ahlaki ahmediye ile tahallük yani sevgili peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmak ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Mesleğimizi tarif ediyor. Dostlar, neymiş mesleğimiz? Herkesin kendi nefsiyle mücadelesi, Başkalarının ayıplarıyla uğraşmak değil. Kendi nefsimizle uğraşmak. Neymiş mesleğimiz? Ahlaki Ahmediye ile tehalluk. Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklanmak. Neymiş mesleğimiz? Sünnet-i Nebeviye'yi ihya ve başkalara da muhabbet. Ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu ittihadın nizamnamesi Sünnet-i Nebeviye'dir. Kanunnamesi evamir ve nevahi nevahi şer'iyedir. Allah'ın emirleridir, yasaklarıdır. Ve kılınçları, silahları ne? Berahini katıadır. Ak, akıl ve düşünceyle, nazarla ortaya koyduğunuz güçlü fikir, güçlü delillerdir. Zira medenilere galebe çalmak ikna iledir. İcbar ile değildir. Taharri hakikat, hakikati aramak muhabbet iledir. Husumet ise, vahşet ve taassuba karşıydı. Hedef ve maksatları da ilahi kelimetullah'tır. Ne muhteşem bir birlik tarifi. Şimdi maksadımız o silsile-i nurani ihtizaza getirmekle, bu nurani silsileyi harekete geçirmekle herkesi bir şevku hahişi vicdaniye ile tariki terakkide Kabe-i Kemalata sevk etmektir. Kemalatın kıblesine ve Kabe'sine sevk etmektir. Zira ilahi ı Kelimetullah'ın bu zamanda büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Aziz kardeşlerim, sözlerimi bir hususa değinerek bitiriyorum. Sözlerimin başında da ifade ettim. Tam da 1950 yılında. Tarihte tam yanılıyor olabilirim. Ama Ahmet Hamdi Akseki merhum Diyanet İşleri Başkanı. Ona yazdığı mektuplar bizim arşivimizde duruyor. Elimizde mevcut. Kitaplarda neşredilmiş vaziyette. Ey medresede arkadaşım, ders halkalarında kardeşim. Uhuvvet dairesinde hakiki kardeşim diye hitap eder ve ona der ki Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak için genç nesillere Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak için bu eserlerin sahibi, hamisi ve muhafızı sensin. Senin olmanı istiyorum der. Ve arkasından görevini hatırlatır. Zamanın Diyanet Reisine görevini hatırlatır tam da dinsizlik cereyanının revaçta olduğu böyle bir dünyada bunları neşretmek daire-i diyanetin vazifesidir diyor. <laughs> Henüz nasip oldu de diyemiyorum. Sadece kitap neşretmek olmaz. Bütün İslam alimlerinin eserleriyle birlikte ben sadece bir hakikati ifade ediyorum. Bir ayrım yapmadan. Nasıl ki İmam Gazali'nin, nasıl ki İmam Ebu Hanifelerin, nasıl ki İmam Maturidilerin, nasıl ki İmam Rabani'lerin büyük alimlerin eserleri minberde ve kürsüde bu halka anlatılıyorsa, onlarla beraber Neden Uhuvvet Risalesi ve İhlas Risalesi de anlatılmasın. Bu açıkça ifade ediyorum. Bu 70 yıllık bir gecikmemizdir. Cenab-ı Hak bunu telafi etmeyi nasip eylesin. Sonra sonra kendisine diyor ki sana yine bazı talebelerin isimlerini sayarak sana en güzel bir şekilde ikmal ettiğim bir takımı gönderiyorum. Ama bunun üç tane manevi fiyatı var. Birinci manevi fiyatı bunu neşretmenizdir. İkinci manevi fiyatı bunun sahibi, bunun hafızı, muhafızı sensin. Hatta eğer fayda görmüyorsan istemediğini neşretme diyor. Berahini katı aya güvendiği için o yetkiyi de veriyor. Üçüncü olarak da tevafuklu Kur'an'ın neşrini talep ediyor. O da neşredildi. Bunlar da neşredilecek inşallah. Ve mühim olan kitapların neşri değil, mühim olan kitapları okumak da değil, mühim olan oradaki hakikatleri, oradaki yüksek ahlakı, fazileti hayatımıza aktarmaktır. Ben tekrar davetinizden ve burayı teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Üç gündür Bitlis'teyim ve Allah'a hamd ettim. Üç gündür Bitlis'teyim. Bitlis'te, Tatvan'da, Ahlat'ta, Mutki'de, Hizan'da Bitlisli kardeşlerimle beraber oldum. Bugün sizlerin toplantılarıyla da hitamuhu misk oluyor. Takdiri hudaya bak, bu cuma Bitlis'te Ulu Camii'deydim. Ulu Camii'de hutbe okumak nasip oldu. Bin sene önce inşa edilen Ulu Camii'de Bitlis'te cuma hutbesi irad etmek nasip oldu. Takdiri Huda'ya bak, gelecek cuma da Tiflis'teyim. Bitlis Bitlis Tiflis kardeştir. Ve bütün Müslümanlar kardeştir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.